Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde alan ile ilgili problemler çözeceğiz. Örnek 1. Şekilde verilen bir şehirdeki parkın bölümleridir. Bu parka göre A şıkkı orman ve çiçek bahçesinin alanları toplamı kaç metrekaredir? B şıkkı oyun alanı kaç metrekaredir? Şimdi birlikte çözümü inceleyelim. Verilen şekil dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. O halde çiçek bahçesinin diğer dik kenarı da 50 metre olmalıdır. Şimdi de çiçek bahçesinin alanını hesaplayalım. Çiçek bahçesi dik üçgendir. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. O halde 30 çarpı 50 bölü 2'den 750 metre kare elde ederiz. Ormana baktığımızda orman da şekil olarak üçgendir. Hatta dik üçgendir. Ormanın da alanı 40 çarpı 50 bölü 2'den 1000 metre O zaman orman ve çiçek bahçesinin toplamı 1750 metre elde edilir. Yani A cevabı 1750 metre karedir. Şimdi de oyun alanını hesaplayalım. Biz tüm parkın alanından orman ve çiçek bahçesinin alanlarının toplamını çıkartırsak parkın alanını elde ederiz. O zaman şimdi tüm parkın alanına bakalım. Tüm park dikdörtgen olduğu için kısa kenarım 50 metre, uzun kenarım 80 metre, 50 çarpı 80'den 4000 metre kare elde ederim. B şıkkı oyun alanını istemişti. 4000'den 1750'yi çıkartırsak 2250 metre kare oyun parkının oyun alanının metre karesini bulmuş oluruz. Örnek 2. Çevre uzunluğu 80 cm olan şekildeki ABCD karesinin içerisine bir üçgen çizilmiştir. EFGB karesinin alanı 49 cm kare olduğuna göre FGH üçgenin alanı kaç cm karedir? Çözüme baktığımızda ilk önce karenin bir kenarını bulmalıyız. Karenin bir kenarını bulmak için çevreyi dörde bölmemiz yeterlidir. O halde 80'i 4'e bölersek büyük olan ABCD karesinin bir kenarı 20 santim 20 santimetredir. Şimdi bize küçük karenin alanını vermiş. Küçük karenin alanı 49 santimetre kare. 49 da 7 çarpı 7'den meydana gelir. O zaman karenin bir küçük karenin bir kenarı yani GB kenarı 7 santimetre olur. Aynı şekilde EB kenarı da 7 cm olur. Aynı şekilde FG kenarı da 7 cm olur. Şimdi bize artık biz şimdi üçgenin bir kenarını biliyoruz. FG 7 cm. Bize üçgenin yüksekliği lazım. Şimdi büyük karenin bir kenarı BC'den küçük karenin bir kenarı GB'yi çıkarttığımızda yani 20'den 7'yi çıkarttığımızda 13 cm elde ederiz. Bu 13 cm bizim için hem CG kenarıdır hem de üçgenin yüksekliğine eşit olmak zorundadır. O halde üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 de. Tabanımız 7 cm, yüksekliğimiz 13 cm. 7 ile 13'ü çarptık 91, 2'ye böldük. 91 bölü 2 santimetre kare elde ettik. Örnek 3. Mehmet Bey evinin duvarını boyatmak istemektedir. Usta 1 metre karesine 4 lira 60 kuruş işçilik alacağını ve 1 metre kare için 5 litre boya kullanacağını söylemiştir. Evinin görünen duvarını boyatmak isteyen Mehmet Bey ustaya kaç lira ödeme yapar? Çözüme bakalım. İlk önce şeklimizi bölgelere ayıralım. Önce çatıyı hesaplayalım. Çatıyı gördüğünüz üzere bir üçgen var, bir de sağ tarafta yamuk var. Biz bu yamuğu bir üçgen ve bir dikdörtgenden meydana getirebiliriz. Şekilde de gördüğünüz üzere 1, 2 ve 3 numaralı alanlar birbirine eş üçgenlerden oluşur. Bir tanesinin alanını bulabiliriz. Bir tanesinin alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 metrekare meydana gelir. O zaman 1, 2 ve 3 numaralı alanlar 3 çarpı 3'ten 9 metrekare elde edilir. Çatıya devam edelim. 4 numaralı bölge dikdörtgendir. O zaman alanı 3 çarpı 8'den 24 metrekaredir. O halde çatının toplam alanı 9 artı 24'ten 33 metrekare olur. Şimdi de evin alt kısmına geçelim. 5 numaralı alan dikdörtgendir. 4 çarpı 8'den 32 metrekare alan elde edilir. Ancak pencereler boyanmayacaktır. 1 tane pencere 1 metrekaredir. 2 tane pencere 2 metrekare elde edilir. O halde 32 metrekareden 2 metrekareyi çıkartırsak 30 metrekare elde ederiz. Yani 5 numaralı alan 30 metrekaredir. Şimdi de 6 numaralı alanı hesaplayalım. 6 numaralı alan kare şeklindedir. O zaman 4 çarpı 4'ten 16 metrekare tüm alandır. Ancak 6 bölgeli alanda da kapı vardır. Kapı da dikdörtgen formatındadır. 1 çarpı 2'den 2 metrekare ve kapı boyanmayacak. O zaman ben 16'dan 2'yi çıkartırsam 14 metrekare elde ederim. Şimdi o zaman bu evin toplam boyanacak Alanını hesaplayalım. 33 metrekare çatıdan gelmişti. 30 metrekare 5 numaralı bölgeden gelmişti. 14 metrekare de 6 numaralı bölgeden gelmişti. O zaman bizim elimizde toplam 77 metrekare boyanacak bölge vardır. Şimdi de ustaya ödeyeceğimiz parayı hesaplayalım. Usta 1 metrekare için 5 litre boya kullanacağını söylemişti. Bizim elimizde 77 metrekare olacağı için 77 ile 5'i çarptığımızda 385 TL boyaya ödenecek fiyattır. Usta 1 metrekare için 4 lira 60 kuruş işçilik bedeli alacaktı. 77 metrekare için 77 ile 4,60'ı çarptığımızda 354 tam onda 2 lira ustanın işçiliğine ödeyeceğimiz paradır. O zaman ustaya toplam ödeyeceğimiz para 354 tam 10'da 2 artı 385 liradan 739 tam 10'da 2 lira şeklinde olacaktır. Örnek 4. Şekilde verilenlere göre mavi boyalı alan kaç santimetre karedir? Çözüme birlikte bakalım. ABC üçgeninin alanından 1 numaralı alanı çıkartırsak 2 numaralı alan elde edilir. O zaman ilk önce ABC üçgeninin alanını hesaplayalım. ABC bir üçgen olduğuna göre hatta dik bir üçgen olduğuna göre dik üçgende de alanlar dik kenarlarının çarpımının yarısı olduğuna göre ABC üçgenin alanı 24 çarpı 32 bölü 2'den 384 santimetre kare olur. Şimdi de bir numaralı alanı hesaplayalım. Bir numaralı alan da dik üçgendir. 12 çarpı 10 bölü 2'den 60 santimetre kare olur. O zaman 2 numaralı mavi bölgeli alan tüm alandan 1 numaralı alanın çıkartılmasıyla elde edilir. 384'ten 60 santimetre kareyi çıkartırsak 324 santimetre kare elde etmiş oluruz. Örnek 5. Yanda verilen şekilde boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Çözüme bakalım. Bize verilen şekil noktalı kağıttı. Dikkat edelim. O zaman ilk önce biz iki nokta arasını bir birim sayarak bu şekilde bu şekilde verilen kenarları hesaplamalıyız. Öncelikle DC kenarını hesaplayalım. DC kenarı 8 birim. Bu kenara ait olan yükseklikte 5 birim. Ve ABCD bir paralel kenar olduğuna göre 8 çarpı 5'ten 40 birim kare meydana gelir. Şimdi de beyaz kısımda gösterilen üçgeni alanını hesaplayalım. Üçgenin bir köşesi E açısı, diğer köşesi C açısı. Üçüncü köşesine de biz F harfi koyalım ve F açısı olsun. Şimdi o zaman FC uzunluğunu ilk önce hesaplayalım. FC uzunluğu 6 birimdir. FC uzunluğuna ait olan yükseklik de 3 birimdir. O zaman EFC üçgeninin alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 birim kare elde edilir. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmak istiyorsak paralel kenarın alanından üçgenin alanını çıkartmamız gerekir. 40'tan 9 çıkartırsak 31 birim kare elde etmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.